Merhaba sevgili öğrencilerim, değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün sizinle bu yıl kız zeka oyunlarında turnuvalara dahil edilen motif oyununu tanıyacağız. Motif oyunu eskiden oynadığımız akıl zeka oyunlarından Cubits oyununun yerine oyunlara dahil edildi ilkokul kategorisinde. Bu oyun 6 yaş ve üzeri oynanabilen ve en az 2 kişiyle oynanan bir oyun. Birden fazla kişiyle oynanabilen bir oyun. Oyunu şöyle bir görelim. Görsel şölen başlasın demiş. 16 ahşap parça oyun tablosunda karttaki gibi ilk yerleştiren oyuncu oyunu kazanır. Dikkat edin, oyun parçaları birbiriyle aynı değil ve farklı şekillerde yerleştiriliyor. Rengini seç, parçaları yerleştir, kartı tamamlayan ilk kişi ol demiş. İçinden 32 ahşap parça çıkacak. 16 tanesi turkuaz renginde, 16 tanesi de kırmızı beyaz şeklinde çıkacak. 80 tane de ısınma kartı ve oyun kartı çıkacak. 2 tane de ahşap tablo çıkacakmış. Şunlar kartlarımızın şekilleri. Oyunu açalım görelim. Bence daha iyi anlamış olacağız. Peki açmadan önce şurada yazılanları da okuyalım. Bu oyun bize ne kazandıracak? Bu oyun bize görsel algı kazandıracak. Dikkat, mekansal algı, problem çözme becerisi, ince motor beceriler, üretken düşünme becerisini kazandıracak bir oyun olduğu söyleniyor. Kübis oyunundan daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kübis'te tüm kartlar küp şeklindeydi. Hani biraz daha yerleştirmesi kolaydı. Burada şekilleri yerleştirdikten sonra motif oluşturman lazım. Bana biraz zor gibi geldi. Ama yapılabilir. Şu kırmızı oyun tablası, bu da turkuaz şeklinde olan iki tane ahşap tablayla beraber çıktı. Bunlar da oyun kartlarımız, 80 tane. Dikkatimi şu çekti, 10 tanesinde şöyle kırmızı çerçeveli, yani burayı kırmızıyla belirtmiş. Bunun anlamı şu, yani bu kırmızıyla çerçeveli olan aslında tek bir parça olduğunu gösteriyor. Isınma kartları sanırım bunlar. Isınırken bunlara dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Hani bu işi biraz daha kolaylaştırmak için bunu tek parça şeklinde koyman gerekiyor. Diğerlerinde birleştirme yani olabilir ama bunlar tek parça şeklinde koymanı öneriyor. İşi biraz daha kolaylaştırmak için. Şu ilk kartı sizinle beraber yapalım. Oyunumuz dediğimiz gibi bu ahşap parçaları da göstereyim size. Şöyle 4 tane küp şeklinde olanlar var. Kübist hatırlarsanız hepsi küp şeklindeydi. Burada 4 tane küp. Şöyle yarım küp şeklinde 4 parça var. 4 tane bu şekilde parçamız var. Renkleri farklı görüyorsunuz. Her yönünde farklı renkler var. Hem şekli hem motifi tamamlamak gerçekten zor gibi. Bu da bu şekilde. Bol pratik isteyen bir oyun. Şunu sizinle beraber yapmaya çalışalım, birinci kartı. Dediğim gibi şunlarda bakın, bir herhangi bir kırmızı çizgi yok. O zaman ben bunu istediğim taşı kullanarak şöyle beyaz olacak şekilde devam edebilirim. Şunu köşeye koydum ama bakın şurada kırmızıyla çizilen bölümü şunu gösteriyor. Yani bunu tek parça şeklinde koymam gerekiyor. Ve koyu kısımda üste gelecek şekilde koymamız gerektiğini söyledi bize. Şurada yine üçgeni kırmızı bir şekilde tamamlamış. Bunu şun yarım küpten aldım. Burayı bu şekilde tamamlayacağım. Bakın şuradaki parçanın tek bir parça olduğunu gördünüz. Şunun tek bir parça şeklinde olduğunu gördünüz şurayı. Yukarıda bir üçgen kaldı. Üçgeni tek bir parça şeklinde koyduk. Sonrasında şurayı herhangi bir kırmızı çizgide bölmediği için bu koyu olanı küp şeklinde tamamlıyorum şurayı. Burada yine kırmızıyla bölmediği için tek bir üçgen değil, bizim şunlardaki üçgeni kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor. Evin çatısını yapacağız. Ev gibi gördüm ben. Şurada bakın, şu çatının diğer üçgenini, şuradaki bütün parçayı görüp, aslında şu
Şuradaki bütün parçaya göre bakın üçgen ve burada da üçgen var. Bunu şu koyu kısmını burada kullanacak şekilde buraya yerleştiriyorum. Ortadaki şekli tamamladım. Burada beyaz kısım tek bir parçadan oluyor. Buraya bunu yerleştirdim. Bundan sonrasında şuradaki bakın eğer bölmediği için bunu ben üçgen şeklinde bunu buraya tamamlamam gerekecek. Şöyle koydum. Buradaki üçgeni oluşturdum. Şunun yine tek parça şeklinde olduğunu bize gösteriyor. Sonrası iki tane kar taşımız kaldı. Şunu buraya, bunu da buraya koyduk. Evet, oyun bu şekilde. Bol pratik isteyen bir oyun. Zamanla pratikleştikçe daha da hızlandırılacak bir oyun. Oyunumuz bu şekildeydi. Umarım sizin için faydalı olmuştur. İlerleyen derslerde daha gözümüze çarpan taktikler olur mu? Neler olur? Karşımıza neler çıkar? Oyunu öğrendikçe sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.